Merhaba sevgili öğrenciler. İsmim Murat Erdal. Batman ve Sakrani Mama Lisesi'nde fen bilimleri öğretmeni olarak beraber yapmaktayım. Bugün sizlerle Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Denendirme Merkezince bakanlığımızın yayınlanmış olduğu LGS örnek sorunlarının çözümü için karşınızdayız. E, fen bilimleri 3. ünite basınç konusunun 21. ve 30. aralığındaki sorular ile karşınızdayız. 21. soruyla başlayalım. Artuklu Hamamı kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşındı. Taşıma tertibatı ile yaklaşık 1500 tonluk kütleye ulaşan Artuklu Hamamı herhangi bir hasar olmadan yeni yerine yerleştirildi. Buna göre Artuklu Hamamı'nın taşınmasında şekillerde gösterildiği gibi çok tekerlikli araçların tercih edilmesi nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar katıların basıncında ağırlık ve yüze alanı bizler için önem teşkil etmektedir. Ağırlık ile doğru orantılı yüze alanı ile ters orantı olduğunu biliyoruz. Tekerlik sayısının artırılması yüze alanının artırılması demektir. O zaman tekerlik sayısındaki artış yüze alanındaki artış olduğundan dolayı basıncın yüzey alanı ile ters orantılı olduğunu bildiğimize göre tekerlik sayısının artması basıncı azaltmaktadır. Burada Artuklu hamamının üzerine bırakılan tekerliklerin yer ile temas ettiği için yerde oluşan basıncı azalttığını söyleyebiliriz. O zaman şıklara bakalım. A şıkkında toplam ağırlığı arttırmak Hayır burada tekerik sayısı ile toplam ağırlığı arttırmak söz konusu değil. Yerde oluşan basıncı azaltmak. Evet tekerik sayısı artırılarak temas yüzeyi artırılmış ve yerdeki basınç azaltılmış. Doğru cevabımız batma şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Yapının yüzey alanı küçültmek. Burada yüzey alanı küçültmek gibi bir durum söz konusu değil. Yapının araç üzerindeki basıncını azaltmak yerle temas edilen kısım tekerlikler olduğu için yapının araç üzerindeki değil aracın yer üzerindeki basıncı azaltmak olduğu için bu ışıkımızda yanlış doğuracağımız batmış. 22. soruyla devam edelim. Kaza ile göle düşen bir araba taban yüzeyi yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerliklerin üzerinde durur. Arabanın içinde mahsur kalan sürücü kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Parantez içerisindeki bilgiye bakalım. Arabanın içindeki basınç açık hava basıncına eşitmiş. Şimdi bu durumda araba suyun içerisinde düşerken 8 metrelik mesafeyle bir derinlikte yol almaktadır. Bu durumda derinlik arttıkça sıvının basıncının arttığını söyleyebiliriz. Çünkü sıvı basıncı yüksekliğe ve yoğunluğa bağlıdır. Yükseklik ve yoğunlukla doğru orantılı olduğu için yükseklik artarsa basıncın da arttığını söyleyebiliriz. Bu durumda kapıyı açamamasının sebebi suyun yapmış olduğu basınçtır diyebiliriz. Peki buna göre diyor öncüllere bakalım. Birinci öncülümüzde göl suyunun oluşturduğu basınç kapının açılmasına engel olmuştur. Evet göl suyunun oluşturduğu basınç kapının açılmasına engel olmuştur ki kapı açılmamış. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde Sürücü camı biraz indirerek arabanın içini su ile doldurursa kapıyı açabilir. Evet aslında sürücü içerideki basınç ile dışarıdaki suyun basıncını dengelemek için camı açarsa iç basınç dış basınç eşit olacağından dolayı kapıyı açamakta da daha kolay sonuç elde edebilir. Arabanın içindeki gaz basıncı göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır. Eğer ki azaltmış olsaydı kapı rahatlıkla açılırdı o zaman bundan söz edemeyiz. Doğru cevabımız 1 ve 2. öncül olur. 23. soruya bakalım. Şekildeki düzenek A seviyesine kadar su ile doludur. Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor. A noktası vana B noktasını görmektesiniz. B noktasındaki suyun akış hızını artırmak için. Evet arkadaşlar bu tür sorularda yükseklere bırakılan deponun su deposu sorusudur aslında yükseklere bırakılan deponun aşağı doğru basıncını arttırdığını söyleyebiliriz. Çünkü suyun basıncı yükseklere çıkıldıkça arttığını biliyoruz. Yükseklikle doğru orantılıdır. Bu durumda yükseklik ne kadar artarsa B noktasının basıncı o kadar artar. B noktasının yükseklik ile yaptığı basınç şöyle şekilde Evet. B noktasının seviyesine ulaşması çok önemlidir yaptığı basıncın. Yükseklik şurada ne kadar artarsa bizim B noktasındaki yapılan basıncın o kadar arttığını söyleyebiliriz. O zaman H yüksekliğini artırırsak B noktasından akış hızının arttığını söyleyebiliriz. L uzunluğunu artırmak. Evet şekilde gördüğünüz gibi L uzunluğunu artırırsak B noktası buraya doğru gelir. O zaman yükseklik azalır. Bu durumda basınç azalmış olur. Burada basıncı azaltırsak akış hızı azalacaktır. Artmaz. Q açısını artırmak. Evet arkadaşlar Q açısını artırırsak eğer aynı şekilde yine B noktası yukarı çıkacağından dolayı H seviyesi düşecektir. Bu durumda da basınç azalacaktır. O zaman H yüksekliğini artırmak tek başına akış hızını artırmak için yeterli bir durum olacaktır. 24. soruyla başlayalım. Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde konulan huni ile şişeye su doldurulurken bir süre sonra su huninin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. Bu durumda huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması sağlanabilir. Buna göre huninin havaya kaldırılmasıyla suyun şişeye akmasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Evet bu durumda şişenin içerisinde bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan huninin içerisine su konulurken içerideki su seviyesi yükselirken şu şişenin içerisinde kalan havanın gitgide sıkıştığını söyleyebiliriz. Bu da suya doğru bir basınç uygular. Bu suyun akış hızını yavaşlatır. Peki bunu nasıl artırabiliriz? Tabii ki de biz dışarıdaki havanın içerideki hava basıncını eşitlersek suyun akış hızını çok rahat bir şekilde daha hızlı bir şekilde akmasını sağlayabiliriz. O zaman bizim bu soruda da yaptığı gibi e, Huni biraz hafif kaldırıp hava akışını sağlarsak suyun akış hızını artırabiliriz. Demek ki içerideki hava basıncı ile dışarıdaki hava basıncını eşitlemekte fayda var akış hızını artırmak için. Şimdi şıklara bakalım. A şişe içindeki su basıncının artması. Şişe içindeki su basıncı artarsa kesinlikle su akmaz. Huni'de yer alan suyun ağırlığının azalması ağırlıkla ilgili değil. Şişe içindeki boşluğun hava ile dolması. Şişenin içerisinde boşluk diye bir şey yok, hava var içerisinde. Hunideki suya etki eden gaz basıncının dengelenmesi. Evet, içerideki hava basıncı ile dışarıdaki hava basıncı dengelendiği için akış hızı artmaktadır diyebiliriz. Doğru cevabımız. 25. soruyla devam edelim. Hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemelerimiz haşlanmış yumurta, cam şişe, kağıt parçaları ve kibrit. Burada bir deney söz konusu. Birinci ve ikinci, üçüncü durumda deneyimizi yapmışlar. Bakalım 1, 2, 3'te hangi deney yapmış? Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına gördüğünüz gibi yerleştiriliyor. Ve yumurtanın şişenin içine girmediği gözlemleniyor. Bu durumda yumurta şişenin içerisine giremiyor. İkinci durumda şişenin içerisine bir parça kağıt yakılarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor. Evet kağıt yakılmış içine atılmış ve yumurtanın hafif içeri doğru girdiğini görüyorsunuz. Kağıt yanarken yumurtanın bir kısmının şişenin içine girdiği gözlemliyor. Evet bir kısmı şişenin içerisine girmiş bulunmakta. Üçüncü durumda ise Yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişenin içine girdiği gözlemleniyor. Evet üçüncü durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişenin içine girdiği gözlemleniyor. Evet bu durumda herhangi bir kuvvet uygulanmadan da yumurtanın yanan kağıt sayesinde içeri girdiğini görmektesiniz. Peki bu yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyor. Şunu şöyle kısaca özetleyebiliriz. Arkadaşlar şişenin içerisinde bir hava var. Kağıdın yanması havanın içerisindeki oksijenin kullanılmasıyla gerçekleştiğini biliyoruz. İçerisindeki oksijen azalınca şişenin içerisindeki basınç azalmakta. Şişenin içindeki basınç azalınca açık hava basıncının etkisini burada görmekteyiz. Açık hava basıncı şişenin içindeki basınçtan fazla olduğundan dolayı yumurtaya bir basınç uygulayıp yumurtanın şey girdiğini söyleyebiliriz. O zaman bizim bu yorumumuzu hangi şık daha iyi kanıtlamıştır? Birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı ile dışındaki basınç birbirine eşittir. Evet birinci durumda şişenin içindeki basınç ile dışarıdaki açık hava basıncı birbirine eşit ki şu an yumurta giremiyor. Bu öncülümüz doğru. Buna ulaştık. Beş yakına bakalım. İkinci durumda, ikinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için yumurtanın bir kısmı giriyor. Hayır içindeki basınç sıfır olsaydı tamamı girerdi. Bu yanlış bir bilgi. Üçüncü durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni İç basıncın artmasıdır. Yumurtanın içerisine girmesinin sebebi açık hava basıncının şişenin içindeki basınçta fazla olmasıdır. İç basınç fazla olsaydı yumurta dışa doğru çıkardı. Bu öncül de yanlış. Yumurtanın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Kesinlikle yanlış. Açık hava basıncı burada değişmiyor. Burada değişen şey şişenin içindeki basıncın azalmasıdır. O zaman A doğru olarak işaretliyoruz. 26. soruyla devam ediyoruz. Akışkanların hareketini kontrol altına almaya yarayan aletlere valf denir. Valf'ın çalışma prensimi aşağıda açıklanmıştır. Arkadaşlar valf vanaların içerisindeki bir çalışma prensibi diyebiliriz. Hemen hemen tesisatlarda, banyoda ya da lavabolarda kullanılan lavaboların içerisinde, muslukların içerisinde bu sistem mevcuttur. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Geniş ucundan hava gönderilince, geniş ucu şu taraf, geniş ucundan hava gönderilince bilge dar uca doğru itilip havanın geniş yolu kapattığı için valf hava geçişine müsaade etmemektedir. Evet şunun içerisinde bir bilye var. Hava içerisine girince bilye dar kısma doğru hareket eder ve dar kısım bilyenin dolayı kapanıyor. Ve bu şekilde havanın akışı engellenmiş oluyor. İkinci çalışma presiminde ise dar ucundan hava gönderilince bu kez tam tersinden dardan hava gönderilince ye geniş uca doğru itilip geniş uca doğru itilip engene takılmakta ve düşmemektedir. Şurada bir engel söz konusu bilginin düşmemesi için havanın geçiş yolu açık kaldığı için evet şurada hava açık kaldığı için e, valf hava geçişine müsaade etmektedir. O zaman biz havanın geçmesini istiyorsak geniş kısmı kullanacağız. Havanın geçmemesini istiyorsak dar kısmı kullanacağız. Bu vafın çalışma prensibi. Bu bilgiler doğrultusunda iki tane valf ve yan tarafına delik açılmış bir şırınga kullanılarak bir hava pompası tasarlanmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki tasarımlardan hangisi balon şişirmek amacıyla kullanılabilir? Şimdi burada balon şişirmek amaçlanmışsa demek ki balonun içerisine hava girmesi amaçlanmaktadır. Eğer ki havanın girmesini istiyorsak tabii ki de geniş uçlu tarafa balonu takmamızda fayda var. Şimdi geniş uçlu tarafa balonu yerleştirirsek dar kısımdan havayı gönderdiğimizde bilye buraya takılır. Boşluk kalan yerde hava gireceği için balon şişecektir. Eğer ki havanın şişmemesini istiyorsak tabii ki de dar uçlu kullanacağız. Ama soru da balon şişirmek amacıyla demek istediği için balonu şişirmek istiyorsak geniş uçlu tarafa balon takılması lazım. Hemen bakıyoruz. Buradaki vaf balonun takılacağı uç dar olduğu için bunu kullanmayacağız. Buradaki balonun takılacağı uçta da dar olduğu için bunu da kullanmayacağız. Bizim amacımız balonu şişirmek olduğu için geniş kısmı kullanacağız ki hava geçişi sağlansın. O zaman balonun takılacağı uç geniş kısım B ve D şıkkında doğrudur. Hemen D şıkkına bakalım. D şıkkında balonu geniş kısma buraya kattık. Şu görmüş olduğunuz balonu şişirmek için şırıngayı ittiğimizde dikkat ederseniz hem şu kısımda hem bu kısımda balonu buraya taktık. Evet, hava girecek. Ancak buraya doğru da hava akışı olacağı için balonumuz istediğimiz gibi şişmeyecektir. Çünkü havanın bir kısmı da şu boşluktan çıkacaktır. O zaman istediğimiz de bu da değildir. 5 yakında balonu geniş uca taktık. Evet, balonu burada hava geçişi olacaktır. Bu kısımda ise havanın çıkmaması gerekiyor ki bütün havanın tabii ki de balona geçmesini istiyorsak, şu dar kısmın kapanması lazım. O zaman hava üflendiğinde bilye yukarı çıkıp dar kısım kapanacakken geniş kısımdan da balonumuzu bağladığımızda balon burada şişecektir söyleyebiliriz. O zaman bu durumda doğru cevabımız 5 şıkkı diyebiliriz. 27. soruyla devam edelim. Mısır tanesi ısıtıldığında içindeki nem genleşir. Ancak mısırın sert ve sağlam kabuğu fazla genleşemez ve içerideki basıncın artmasına neden olur. Sıcaklık yaklaşık 150 santigrat dereceye ulaştığında kabuk içindeki basınca dayanamaz ve patlar. Patlama sırasında mısır tanesinin içindeki nişasta dışarı doğru çıkar ve büyümeye başlar. Büyüme dışarıdaki hava basıncı engel olana kadar devam eder. Evet arkadaşlar burada mısır tanelerinin nasıl patladığını anlatan bir paragrafla karşı karşıyayız. Mısır tanesini şöyle düşünelim Mısır tanesinin içerisinde nemli olan nişasta var. İçerisinde su var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar su ısındığı zaman buharlaşır, gaz haline gelir. Bu gaz dışarı doğru bir basınç uygular. Mısırın dış kısmı sert kabuktan oluştuğu için dış basınca doğru sürekli artarak bir basınç uygulanacaktır. Ve bu basınç artık dayanamayacak hale geldiğinde patlayarak dışarı doğru nişastanın fışkırması söz konusu. Eğer ki biz... Bu basıncı daha da arttırmak istiyorsak tabii ki de içindeki suyun daha da artmasını, nemlenmesini sağlayabiliriz. Şimdi diyor ki verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşır? A şıkkında patlamayan mısır tanelerinin içindeki su oranı azaltılırsa patlama gerçekleşir. Su oranı azaltılırsa basıncı azaltmış olursunuz, patlamayı gerçekleştiremezsiniz. Yanlış bir ifade. B şıkkında mısır taneleri açık hava basıncının fazla olduğu yerde patlatılırsa patlama daha hızlı olur. Şimdi açık hava basıncı mısır tanelerine daha fazla basınç uygularsak burada mısırın patlaması söz konusu olamaz. Mısır patlamak için zorlanır. O yüzden açık hava basıncını azaltmakta fayda var. Tam tersi olması lazım. O yüzden patlama daha hızlı olur. Yanlış bir ifade. Mısır tanelerinin içindeki nişastalar çıkmaya başladığında ortamdaki hava vakumlanırsa daha büyük mısırlar elde edilebilir. Evet bu şıkkımız aslında 5 şıkkını tam tersi yani aslında bizden istenen cevap bu. Yani biz ortamdaki açık hava basıncını ortadan kaldırırsak mısır tanelerinin dışarı doğru daha fazla basınç uygulatıp ve daha iyi patlama olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda daha büyük taneli mısır elde edebiliriz. O zaman C şıkkımız doğru cevap. Mısırın patlamasına neden olan basıncı nişasta oluşturduğu için nişasta miktarı fazla olan daha kolay patlar. Hayır mısırın patlaması neden olan nişastanın içerisindeki nemdir. Yani su oranıdır. Nişastaya bağlı değil. Bu şıkkımız da yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı olarak söyleyebiliriz. 28. soruyla devam edelim. Aşağıda yapımı tamamlanarak su ile doldurulmuş A havuzu ve yapım aşamasında olan B havuzunun ölçüleri verilmiştir. Evet arkadaşlar en boy derinlik kapasite verilmiş. Burada da en boy derinlik ve kapasite verilmiş. Buna göre B havuzu ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Biz sıvıların basıncında sıvının basıncının iki şeye bağlı olduğunu biliyoruz. Bir sıvının yüksekliği yani derinlik. İki ise yoğunluk. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Yoğunluk artınca sıvı basıncı artar. Yani derinlik ve yoğunlukla doğru orantılıdır. A şıkkına bakalım. Su ile doldurulan havuzların derinlikleri eşit olduğu için duvarlara uygulanan sıvı basıncı değişmez. Evet derinliklere bakıyoruz. Küçük havuzda 1 metre, büyük olan B havuzunda 1 metre. E derinlik aynısa o zaman sıvı basıncı değişmez. Dolayısıyla sıvıları güçlendirmeye gerek yoktur. E i̇kisinde de su olduğu için sıvının yoğunlukları aynı, derinlikler aynı. O zaman basınç aynı olacağı için duvarları güçlendirmeye gerek yoktur. A şıkkımız doğru cevap. Diğer şıkları da okuyalım. Havuzun eni arttığı için sıvı basıncı da aynı oranda artacaktır. Hayır havuzun eni artı için sıvı basıncı artmaz çünkü enine bağlı değildir. Dolayısıyla havuz duvarların üst kısmı ince alt kısmı kalın yapılmalıdır. Yanlış. C şıkkında havuz kapasitesi artı için sıvı basıncı da aynı oranda artar. Havuzun kapasitesine yani sıvının miktarına bağlı değildir. Kesinlikle Derinlik ve yoğunluğa bağlıdır demiştik. Havuzun boyu arttığı için sıvı basıncı da artar. Havuzun boyuna bağlı değil ve havuzun yüksekliğine bağlıdır dedik. Yani derinliğe bağlıdır. O zaman şıkkı doğru cevapla işaretleyebiliriz. 29. soruyla devam edelim. Yapılan araştırmalar sahra gümüş karıncalarının saniyede 85,5 cm yolu kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Bu durumun nedenlerinden biri, bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahara gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin nokta nokta artırdığını düşünüyor. Şimdi Verilen metnin bilimsel olarak doğru olması için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekiyor? Bana bu soruda Sahara karıncalarının 3 ayaklı kısımlarını gösteriyor. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar yere temas eden. Bir de diğer tarafta da aynı şekilde 3 ayaklar var. Şimdi Sahara çörün diğer böceklerinden farklı olarak bu 3 ayağını bastığı yerde aynı anda basıyor. Diğer böcekler ise farklı zamanlarda bastığı için yere temas eden kısımları ya bir bacak ya da iki bacak oluyor. Üçünü aynı anda basamıyor. Sahra gümüş karıncaları üçünü aynı anda bastığı için yüzey alanını burada artırıyor. Katıların basıncında yüzey alanı ile ters orantılıdır basınç. Yani basınç yüzey alanı arttıkça azalır. Aslında Sahara karıncaları, Sahara gümüş karıncaları 3 ayağını birden basarak yüzey alanını artırıyor. O zaman yüzey alanı arttıkça basınç azalıyor. Demek ki Sahara karıncaları aynı anda üçünü birden bastığı için yüzey alanını artırıyor ve yüzey alanı arttırdığı için basıncı azaltıyor. Basıncı da azaltarak kuma batmaları engelleniyor. Kuma batmaları engellendiği için de daha kolay ve daha hızlı yürüyebiliyorlar. O zaman araştırmacılar bu tekniğin nokta nokta artırdığını düşüyor kısmına hangilerini yazması, yazması gerekiyor? Şıklara bakalım. Araştırmacılar bu tekniğin ağırlıklarını azaltarak rahat yürüme kabiliyeti. Hayır burada ağırlıkları aynıdır değişmiyor. Ağırlıkları falan artırıp ya da azaltılmıyor. Yanlış. Araştırmacılar bu tekniğin yüzey alanını azaltarak daha hızlı hareket etme yeteneklerini. Yüzey alanını burada azaltmıyor. Yüzey alanını artırıyor. Bu da yanlış bir cevap. Araştırmacılar bu tekniğin kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini kuma batıp onların yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini artırıyor. Doğru cevap. Birim yüzeye etki eden kuvveti artırarak kumda daha fazla iz bırakma yeteneklerini. Hayır burada bu cevabı kullanamayız. Artarsa kuma iz bırakır ama yavaş gider. O zaman araştırmacılar bu tekniğin kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini daha da artırdığını söyleyebiliriz. Evet tekrar edelim. Yüzey alanıyla ters orantılı. Yüzey alanını artırdığı için basıncı azaltıyor. Basıncı azaldığı için hareket kabiliyeti daha da artıyor. 30. soruyla devam edelim. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenleri araştırmak için 3 farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturan düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir. Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar özdeştir. Evet bakıyoruz U borularına. U boruları içerisindeki sıvılar hepsi özdeşmiş. Tamam. Sadece birinci ve ikinci düzenekteki beherler özdeştir. Bu beherler özdeşmiş. Bir ve 2'deki beherler özdeşmiş. Sadece bir ve üçüncü düzenekte bulunan beherdeki sıvıların yoğunlukları aynıdır. Yani bir ve üçteki beherin sıvının yoğunlukları aynıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde beherlere daldırdığı lastik hortumun ucuna, şu görmüş olduğunuz lastik hortumun ucuna aşağı yukarı hareket ettirerek ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borularındaki sıvı seviyelerinden meydana gelen değişimleri gözlemleniyor. Evet, görmüş olduğunuz lastik hortumu aşağı yukarı doğru hareket ettirerek bu borusundaki yükselen seviyeyi ölçmeye çalışıyor. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sorulardan Hangisine cevap bulamaz? Hemen bakalım. Kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Kabın şekli sıvı basıncına bağlı mı değil mi ölçmek istiyorsak bu durumda hangi kaplar özdeş diye buna bakmalıyız. 1 ve ikinci düzenekteki beherler özdeş olmadığı için o zaman 1 ve ikinci düzeneyi kullanarak kaplar özdeş olmazsa basış nasıl etkiler sorusunun cevabını bulabilirim. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi sorusunda da aynı şekilde bakalım. Birinci beherdeki sıvı yoğunluğu ile ikinci düzenekteki sıvı yoğunluğu farklı olduğu için bunun da cevabını bulabilirim. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Bakalım sıvının derinliği. Evet burada lastik ortamı aşağı yukarı doğru hareket ettirerek sıvının derinliğini artırabiliriz. Değil mi? Burada lastik ortam sıvının aşağı yukarı giderek etkilediğini buradaki sorunun cevabı basıncın etkiler mi cevabını da bulabiliriz. D şıkkında bu borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar özdeş olduğu için U borusundaki sıvıların yoğunlukları aynı olduğu için bu sorunun D şıkkındaki basıncı etkiler mi cevabını bulamayız. O zaman D şıkkındaki sorunun cevabını bulamayız. Arkadaşlar burada sorularımız bitmiştir sizlere başarılar diliyorum